Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülen torba kanun teklifinin 24. maddesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, görüşülen madde el konulan kaçak akaryakıtın yakalandığı ilde il özel idaresi yoksa yatırım izleme koordinasyon başkanlığına teslim edilmesini düzenlemektedir. Uzun yıllardır akaryakıt konusunda kaçakçılığın önlenememesi sonucu devletin ciddi bir vergi kaybına uğradığı, dürüst çalışan akaryakıt istasyonlarının da kaçakçılık ve usulsüzlük yapanlar karşısında zarar ve haksızlığa uğradığı düşünüldüğünde bu konuda daha ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Herkesin gözü önünde şehirler arası yollarda tüpraş çıkış fiyatının bile altında yakıt satan istasyonlar, hem vatandaşların maddi zarara uğramasına hem de işini düzgün yapan istasyonların korunması için daha sıkı denetlenmelidir. Ancak sırf istasyon denetlemekle de yakıt kaçakçılığı önlenemez. Asıl önemlisi kaçak akaryakıtın yurt içine nasıl sokulduğu, kimlerin buna göz yumduğu, bundan kimlerin menfaat sağladığı tespit edilmesi ve engellenmesi gerekir. Ayrıca insanları kaçakçılığa sevk eden yüksek vergiler de bir an önce indirilmelidir. Değerli milletvekilleri, sektörün birçok sorunları bulunmaktadır. Özellikle her şeyin fiyatı artarken akaryakıt istasyonlarının kar marjı sabit kalmış, hatta oran olarak 1/3'e düşmüştür. Akaryakıt fiyatları 7 lira civarındayken akaryakıt istasyonlarının brüt kar marjı 1 TL idi. Bugün akaryakıt fiyatı 26 lirayı aşmış olmasına rağmen istasyonların kar marjı hala 1 TL olarak kalmıştır. Personel maliyeti, elektrik, su, banka komisyonu gibi giderleri sürekli artan istasyonların karı enflasyon karşısında yok olmuştur. Üstelik akaryakıt fiyatlarının kısa sürede yaklaşık 4 katına çıkması istasyon sermayesinin de aynı şekilde artmasına neden olmuştur. %300 artış gösteren girdi maliyetleri enflasyon ve sermaye artışı altında ezilen istasyonlar yakıt bile alamayacak duruma gelmiştir. Bugün kredilerle ayakta durmaya çalışan 2-3 küçük istasyon birleşip bir tanker yakıt alabilmektedir. İşini düzgün yapan en küçük bir kırsal istasyonun hiçbir satış yapmasa bile 100 bin liranın üzerinde aylık gideri vardır. Ayrıca akaryakıt istasyonları her yıl belediyeden EPDK'ya, EPDK'dan bütün bakanlıklara kadar yüksek maliyetli onlarca belge almak zorunda. Değerli milletvekilleri, memur maaşından emekli maaşlarına, asgari ücretten sektörel bazlı tüm fiyatlara yetersiz de olsa enflasyon düzenlemesi yapılırken düzenleme yapılmayan sadece eczacılar ve akaryakıt istasyonları kalmıştır. Ayrıca akaryakıt istasyonları vergi dairelerine ve ana dağıtım firmalarına çok yüksek meblağda teminat mektubu vermek zorundadır. Bu teminat mektupları için bankalar yüksek komisyon oranı ve ipotek talep etmektedir. İstasyonlar finansman maliyeti çok yüksek olan ve akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünden yaklaşık 4 katına çıkan teminat mektuplarını karşılamakta zorluk çekmektedirler. Bu nedenle teminat mektuplarından alınan komisyon oranı 1/5'i geçmeyecek şekilde düzenlemeli ve indirilmelidir. Değerli milletvekilleri, istasyonların ayakta kalabilmesi için tüketiciye yansımadan bayi karları artırılmalıdır. Akaryakıt sektöründe uygulanan KDV ve ÖTV oranları indirilmelidir. Nakliye giderleri artı maliyet olarak pompa satışlarına eklenmelidir. Araç tanıma sistemi gibi iskantolu satışların maliyetleri akaryakıt istasyonlarına değil tamamı ana firmalara yüklenmelidir. Ayrıca kaçak akaryakıtın önüne geçecek enflasyona ve artan maliyetlere karşı hem vatandaşı koruyup hem de istasyonların ezilmesini önleyecek, tüm akaryakıt piyasasını kapsayacak şekilde eline alınacak kanuni düzenlemelere bir an önce ihtiyaç vardır. Aksi halde pek çok istasyon ya iflas edecek ya da yasa dışı yollara başvurarak kaçakçılığa devam edecektir.